Evet, devam ediyoruz. Emine ile ilgili çok fazla ihbar geliyor. O da kızıyla ilgili endişeleniyor. Gerçekten çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Ve İsmail Kür'ün şüpheli ölümünü konuşacağız. Şimdi İsmail'in telefonu cinayetten sonra, artık cinayet kelimesini kullanıyorum çünkü %99, yani çok yüksek bir ihtimal cinayet gibi duruyor. Çünkü olay yerinden İsmail'in telefonunu biri alıyor, götürüyor. Değil mi Seher? Bütün görüntüler, bütün her şey bize onu anlatıyor. İsmail'in cebinde olan telefonu yok ama telefon kılıfı orada. Telefon da saat 18.30 civarı 29 Nisan'da cinayet günü Faruk'un evinin ve benzinliğinin olduğu o daire içinde sinyal veriyor. Ve daha sonrasında Faruk o telefonu bir yere götürüyor. Onunla ilgili çok beklediğimiz çok önemli bir gelişme var. Onu da yeri ve zamanı gelince paylaşacağız. Şu an, yani her şeyi açıklayacağım. Ben her şeyi açık konuşmak taraftarıyım. Seher, son ana kadar bekleyecek misin yoksa bize her şeyi anlatacak mısın? Ben bildiklerimi anlattım abla. Babası Mehmet Bey burada. Annesi Bediye Hanım burada. Ve Fitnat ikinci annesi burada, yengesi burada. Ben bildiklerimi anlatma olayım. Ne birisini koruyun ne birisini savunun. Her şey dediğiniz gibi her şey çıkacak. Ben kimseyi korumuyorum. Koruyorsam da çıkacak. Şimdi hani korktuğumu sanıyorlar. Korkmuyorum da açık ve net. Ne Faruk abi koruyor, ne bunu koruyor, ne bunu, hiç kimseyi korumuyor dediğim gibi. Her şey çıkacak ama. Yani ben ise... Fitnat Hanım söyle canım. O açıklayacağım bir onun şey daha var. Ablası da varmış, olan kardeşi de varmış öldürülürken. Aa. Bak dedim abla. Çıkarım, dedim abla. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Yok ablam yok. Ben bile de yalan söyleme. İster hani ister inan ister ben kimse burayı kendimi evet. inandırmak için değil. Niye öldürsünler? Savun... Mustafa var. Kardeşi Mustafa var değil mi senin? Ne Mustafa'sı abla ya? Mustafa varmış, kim o çıktı? O da varmış cinayette. Senin erkek kardeşin adı neydi? Nurullah Efendi. Nurullah. Evet. Nurullah. Abası da varmış. O abasının çocuk bana söyledi zaten. Şunu biliyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim dedim abla. Eğer söyle. Birisi varsa her şey çıkacak ortaya dediğiniz gibi. Nasıl? Kardeşim var, bilmem ablam var, bilmem babam var, ben varım, o var, bu var. Her şey çıkacak ortaya zaten. Dediğim gibi kimseyi de korumuyorum, kimseyi de savunmuyorum. Ben sadece burada karşınıza durarak kendime hakkımı savunmaya bir yere çalışıyorum. Bir kadar bende, ondan sonrası bende yok diyorsun. Bende yok. İster, diyorsunuz ki... Sana gelmiş söylemişlerdir, haberim vardır demek istiyorsun. Peki senin kardeşin, haberim senin yok. Kız kardeşin neden yalan söylüyor sayın yetkililere, savcıya ve diyor ki ben sadece bir defa görüştüm diyor. Oysa ama o gün korkmuştur. O... Son, yani korkmuştur. Niye korkacak? Sen niye korkmuyorsun? Niye? Sonuçta normal alışveriş için şöyle al, bunu al, şunu yap diye konuşuyorsan ama eğer. Ama korkmuştur yani, şok olmuştur. O da zaten hep... Fadime Yeşilkulak. Evet. Bak, nesine ama... korkacaksa, korkuyorsa sabaha da söylemez. Allah bilemem onu. Sabah görüştüm diyor ama 7.30'da görüştüm diyor. Ondan sonrasını söylemiyor Seher. Heh, neden kızım be? Allah dedim ya korkmuştur ya da hani jandarma baskı uygulamıştır bilmiyormuştur bilemem. Jandarma ondan... niye baskı uygulasın canım? Ya bilemem ablam o gün hem kardeşim gitti hem babam gitti. Jandarma tam gitti. Olarak bir baskı uygulasa Faruk'un aşağı inip babasıyla senin babanla görüşmemesi lazım. Diyorum ben de size dedim abla. O telefonun da orada olması lazım yani. Telefon Faruk'un evinin orada sinyal veriyor. İkisi halletti telefonu. Biri o telefonu halletmiş ama. Var çıkar zaten merak etme siz. Her şey çıkacak dediğiniz gibi. Her şey çıkacak. Niye bırakıyor onu? Her şey çıkacak. Faruk jandarma niye bıraktı? Çıkacak. Gidin o jandarmayı sorun, Faruk abi sorun. Evet. Siz bize Faruk abi sorduğun soruları bana sorun. Ben Faruk abinin sorduğun soruları cevap veremem size. Ben sadece kendimi verdiğin cevapları senin verebilirim. Senin yanındaki adam telefon alırken sen nasıl görmezsin ya? Ben cesedini Taner abiyle indim. Taner abiyle yukarı çıktım. Sonra jandarma ambulans aradılar. Sizin çıktığınızı bilmem, ettiğinizi bilmem. Öldürdünüz, kodunuz. Hepsi yalan, doğru. Yalan. Senin babacığın ipinle ölen, kendi sapınla ölen nasıl öldü? Nasıl bilmiyorsun kızım? Bilemem abla. Yalan söyleme. İşine doğru. Gelmiyor çünkü. Yalan şimdi gelelim söyleme. Seninle Faruk arası. Önce Faruk o gün sen onu aradığın sırada birkaç saniye sonra Faruk birilerini arıyor. Şimdi birazdan öğreneceğim. Hı hı. O insanlarla ilgili bilgi de vereceğim. Ya zaten biliyor şu an, yetkililer de biliyor onu. Şimdi senle Faruk arasında dikkat çeken görüşme trafiğini bir ekranlara getireceğim. Getirin oğlum. Hadi gelsin bakalım. Saat 13.46'da sevgili Seher, sen kardeşinle görüştüğün sıralarda, evet. Tamam mı? İsmail de Erdi ile görüşüyor. Ve sinyal Selendi'deki baz istasyonundan veriyor. Sonra 14.16'da
Erdi mesaj atıyor İsmail'e. O sırada telefonun sinyali olay yerinde veriyor. Yani siz 14-16'da olay yerindesiniz. Tamam mı kızım? Tamam. Saat 15:20'de Seher Faruk'u arıyor. 138 saniye görüşüyorlar. 18:20'de. Sen neredesin? İlk nerede aradın Faruk? Olay yerin uzaklaştığım bir arsa gibi bir tarla vardı. Orada ne kadar aradım. Uzaklaştın olay yerinden? Dere yatağını geçmiştim. Dere yatağını geçmiştim. Evet. Aslında ben yerime geçeyim ya. Yerime geçeyim. Hem ekrandan belli oluyor. Seher'le göz teması kurmak istiyorum. Ne kadar uzaklaşmışsın olay yerinden? Abla dediğim gibi dere yatağını uzaklaşmış. Dere yatağını geçmiştim. Ondan sonra Faruk abi aradım ben. Dere yatağını geçmiştin. Evet evet. Peki saat 15:24'te Faruk Seher'i arıyor. 61 saniye görüşüyorlar. Evet. 15:27'de Faruk Seher'i arıyor. 39 saniye görüşüyorlar. Saat 15:34'te Faruk tekrar Seher'i arıyor. 196 saniye. 3 dakika görüşüyorlar. Sonra 15:39'da Faruk Seher'i arıyor. 24 saniye görüşüyor. Peki Seher, o sırada sen şu Faruk abi dediğin abine İsmail aranda geçen konuşmayla ilgili ya da yaşadıklarının ilgili ne anlattın? Abla bir şey anlatmadım ama dediğim gibi aradığımda... Ya sen adamı uçaklamışsın. Ya anlatma olayın adam, şokunda. Adam ölmek üzere. Olayın şokunda anlatmadım değil mi abla? Dediğim gibi konuştuğumuz sürece ben aradım. Ben çağırdım, yardım istedim. Ondan sonra kapattık. İşte tekrar konuştuk dediğim gibi. Ondan sonra görüntülü konuştuk WhatsApp üzerinden. Bak 15:38'de sen 15:20'de arıyorsun. 15:38'de 18 dakika sonra... Faruk Taner'i arıyor. Bilmiyorum. 15:38'de Faruk Taner'i aradığında sen yanında mıydın? Hayır. Bence yanındaydın. Değildim abla. Yanındaydın. Değildim abla. Neden biliyor musun? Değildim. Hatta bence sen o şeyden bile gitmedin. Değildim neden abla. Neden biliyor musun? Biz drone'la tepeden drone kaldırdık. Tamam mı kızım? Evet. Sen o dere yolundan gittiysen... Yani bayağı bir saat gitmen lazım ya. Allah koşarak gittim. O an şokunda değil. Ya koşarak ben gittiği yola geçtim. Bakar mısınız sevgili izleyiciler ya? Ne kadar koşabilirsin? Sen tazı mısın koştun ya? Bir gelsin ekranlara lütfen. Bir dakika durun ne olur. O görüntüye girsinler veteriyi. İzle bak. Çektik tepeden çektik. Çekin abla ben rahatım. Tamam. Gelsin. Ne olabileceğini. Düşünüyor musun? Beraber mi hareket edeceğiz? İsmail Kür'ün şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği bölgedeyiz. Şimdi drone ile bulunduğumuz bölgenin kuş bakışı görüntüsüne bakacağız. Bulunduğumuz bu bölgeye alternatif hangi yollardan geliniyor bunları görmeye çalışacağız. Dondur. Bak LED'e geçtim. Şimdi senin kaçabileceğin 3 yol var Seher. Bir orman içi yolu kızım. Bak tepeden çektik. Acaba dedik biz kimseye haksızlık yapmayalım dedik Seher, tamam mı? Beni en çok rahatsız eden bir insana haksızlık yapmak. Bir orman içi yolu var kızım. Senin gidebileceğin. Orayı görmedim ben. Dere yatağı. Tamam. Bir Seher'in kaçış yolu. Dere yatağı var. Evet. Bak bu dere yatağı var. Bir de Seher'le İsmail ikinizin beraber geldiği araç yolu var. Evet. Zaten İsmail ölmek üzere. Yaralamışsın ya bıçakla. Evet. Niye dere yatağından gidiyorsun yukarı çıkmıyorsun? Ablam o andaki yani aşağı indim zaten hani ittirdikten sonra dediğim gibi olay yerinden ya adam düşmüş bayılmış zaten. O yatmış ya. Abla yukarı gidip de hani şey yapmak istemiyorum direkt yani ne şey o şokuyla. Ne o şoku ya? Açtım abla. Ya bıçaklamışsın artık evet, adam baygın bir şekilde yatıyor. Bu dere yolundan mı gitmek lazım? Bence sen yukarıdan gittin. Gitmedim abla. Bence gittin. Gitmedim. Devam etsin. Devam etsin. Havadan da gördüğümüz gibi o şüpheli ölümün yaşandığı noktaya 3 farklı güzergahtan geline biliniyor. Bunlardan bir tanesi olay daha yaşanmadan İsmail ve Seher'in kullanmış olduğu yol güzergahı yani üst yoldan
olay yerine gelinebiliyor. Yine ikinci güzergahımız ise seher, olay yaşandıktan sonra kaçtım dediği o dere yatağı, yani bulunduğumuz bu noktadan aşağıya doğru gidildiği zaman ana yola çıkıp Faruk'un iş yerine gidilebiliyor. Üçüncü güzergah ise yine İsmail'in aracının park ettiği yerden aşağıya doğru gidildiği zaman seherin kaçış güzergahındaki yola birleşen alternatif bir yol daha var. Üç yol var yani. Devam edin lütfen. Kınıkçamı olarak bilinen bu bölge Selendiller tarafından çok iyi biliniyor ve bu bölgeye 3 farklı güzergahtan Selendiller gelebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi üst yol dediğimiz piknik alanı yolu. Murat'ın eline sağlık, çok güzel olmuş. Bu arada şunu da söyleyeyim. 15.21'de sen Faruk'la konuşuyorsun ya. 33 dakika sonra benzinliğe geliyorsunuz. Evet. Tamam mı? Yani senin olay yerinden uzaklaşman falan, böyle Faruk'la buluşman 18 dakika falan. Bu yolu 18 dakikada aldığına vallahi ben inanmıyorum yani. Vallahi Allah, siz inanıyor musunuz sevgili izleyiciler? Ya bu kadar yolu 18 dakikada alacak, Faruk'la buluşacak, Faruk Efendi ile. Bu arada Faruk'un panik olmadığını gösteren telefon kayıtlarını ekranlara getireceğim. O kadar panik değil ki, çok o kadar rahat ki, birilerini arıyor. Aradığı insanları da açıklayacağım. Devam edelim lütfen. Yanında bulunan Hacı Musalar yolu ve her iki yolu birleştiren orman içi yolu da burada mevcut. Bu üç güzergah içerisinde Faruk ve yanındaki Taner bu bölgeye hangi noktadan gelmişlerdir? İddiaya göre olay günü Faruk gördüğü bazı kişilere Hacı Musa yönündeki bazı tabelaları sorduğuna yönelik de iddialar Selendi'de çokça konuşuluyor. Sen kuş gibi uçuyorsun. Faruk seni hemen buluyor. Aradığını söylüyor, bulamadığını söylüyor. Toplamda bütün her şey, senin oradan yürümen, Faruk'un yanına gitmesi, her şey 33 saniyede oluyor. Ve siz şeydesiniz, 15.55'te de benzinliğe birlikte giriyorsunuz. Seher, bana söyler misin? Çok önemli bilgiye daha ulaştık. Senin telefonun en son 13.46'da kardeşinle görüştükten sonra GPS kayıtlarına göre 15.20'ye kadar kapanıyor. Neden kapattın telefonunu? Kapanmadı abla telefon. Telefonu şarjı bitmiş olabilir. Çünkü hani o an jandarma zaten alem sürekli arıyordu zaten. Jandarmalar açmıyordu telefonu da. Şarjı bittiyse Faruk'u nasıl aradın? Abla hayır. Olay yerine bitmedi telefon şarjı. Hani jandarmaya geldikten sonra zaten telefon o zaman şarjı bittiydi. Hayır, ben sana başka bir şey soruyorum. Ben sana az önce dedim ki saat 13.46 ile 15.20 arasında senin telefonun kapanıyor. Kapanıyor ne demek biliyor musun sen? GPS kayıtlarına göre konuşuyorum. Hiçbir şekilde senin telefonundan uydular baz alamıyor. Ulaşamıyorlar. Sen telefon de şarjı bitti. Ne? Şarjı bitti dedin. Ya şarjı bittiğinde aşım üstü oluydu abla zaten. Hani olay yerine onu, herkes olay, geldi. Olay anında, olay anında. Senin olay kardeşin anında. Fadime ile konuşuyorsun evet. Ya en son 13.46'da. Sonra senin telefonun kapanıyor. Kapanmıyor ya. Ya hiçbir şekilde ne GPS ne de baz almıyor. Hiçbir yerden sinyal vermiyor senin telefonun. Senin telefonun ne zaman açılıyor biliyor musun? Faruk arayınca açılıyor. Ya telefon kapanmadı ya. Niye baz alamıyor GPS? Abla bilemem hani ben Faruk abi aradım. Faruk abiyle konuştum be. Seher. Abla kapanmadı ya. Ben teknik konuşuyorum. Yani teknik konuşabilirsin ama kapanmadı hani. Sen telefonu kapatıyorsun sonra da açıyorsun. Hayır ya. Ya da yanında biri var, o senin telefonu kapatıyor açıyor. Hayır. Ya da rahmetli açtı kapadı yani. Hayır. Bu arada İsmail'in telefonu. O sırada rahmetlinin telefonu GPS'ten sinyal veriyor. Ama senin telefonun kapalı.
aynı bölgedesiniz, yan yanasınız ya, diyelim çekmiyor diyelim. İsmail'in telefonu sinyal veriyor GPS'ten. Seninki sinyal vermiyor. Sen telefonu tamamen kapatıyorsun. Nedense her. Abla telefonu kapatmadım ben ya. Bebeğim GPS kayıtlarına göre İsmail'in telefonu sinyal veriyor. Ama senin telefonu ulaşılamıyor telefonda. Kapatmadım abla telefonu. Telefonu basıp kapatmadım. Yanında biri varsa o kapatmış olabilir mi? Yok abla. Peki çok panik olan Faruk Efendi. Çok panik ya. İnanılmaz panik. O sırada iki tane kadınla telefonla görüşüyor. Çok panik ya. O kadar panik ki. Sen diyorsun ki Faruk abi diyorsun. Koş yetiş, ben birini bıçakladım. Şöyle oldu böyle oldu diyorsun. Faruk da panik öyle kalkıyor gidiyor. İki dakika sonra benzin istasyonundan ayrılır ayrılmaz. Kameraları biliyorsun ya Faruk. Kameralar oradayken aramıyorsun. İki dakika sonra Faruk kadınlarla görüşmeye başlıyor. İki kadın.